Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırımız bir YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bu videoda güzel bir konuya değineceğiz. Bence bu yani çok önemli bir soru e, geldi YouTube yorumları içerisine baktığımda. Bu soruya cevap arayacağız. Elimden geldiğince size e, nasıl bakıyorum e, anlatmaya çalışacağım. E, şimdi gelen soru e, aslında ben e, bir önceki videoda paylaşmıştım. E, şöyle bakayım kanalımızda 10 kat getiri var şeklinde bir şirket paylaştım. Bu şirkette size bazı analizler attım. O videonun altında Türkiye'nin en büyük şirketleri 200 milyar piyasa değerindeyken işte kontrolmatik 400 milyar olacak demek saçma bence şeklinde bir yorum gelmiş. Şimdi bu tarz yorum aslında çok fazla görüyorum. Borsada özellikle gençlerden çok biraz daha yaşı büyük ve bir süredir borsada olanlarda görüyorum. Bu da benim kişisel tespitim. Çünkü arkadaşlar e, borsada bir süredir olan kişiler aslında e, daha temel e, yani daha büyük şirketlerin hisselerini alıp bekliyorlar ama bekledikleri hisse bir türlü yukarıya gitmiyor yani vardır yani ya, bazı kanser etmiş hisseler şimdi gençler bence o hisselerde değil e, sanıyorum ama daha çok bir süredir borsada olanlar bazı hisselerde bekliyorlar piyasa değerleri büyük ama büyüme hızları küçük altını çiziyorum piyasa değeri büyük ama büyüme hızı Düşük şirketler. Bu çok önemli bir ayrım. Yorumu yazan kişiye yani arkadaşıma çok teşekkür ederim çünkü bu yorumdan bir video çekilmesi lazımdı. Ben de aslında bu videoda bunu anlatacağım. Şimdi bu videoyu buna cevap olarak anlayacağım ama herhalde öğrenciler işte bir süredir takip edenler sorunun cevabını zaten biliyorlar. Aşağıdaki yorumlarda Twitter'ın yorumlarında cevaplarını da gördüm. Cevap arkadaşlar şirketlerin yaşam döngüsü grafiğinde saklı. Hep size hatırlarsanız şunu diyordum. Burada e, biz 100 biz 30 şirketleri gibi e, ayrım yapmak yerine şirketlerin e, yaşam döngüsüne göre ay, e, ayrım yapar Nedir şirketlerin yaşam döngüsü? Çünkü çok kısa bundan bahsedelim. E, burada ne diyorum? E, şimdi hisse öğrenmek için geldiyseniz bu videoya bir hisse paylaşmayacağım ama bu videodaki mantığı anlatırsanız e, bence bir hisseden daha fazlasını öğrenmiş olacaksınız. Borsada hangi şirketlerin daha çok kazandırdığını size anlatıyorum. E, bu arkadaşlar bir şirketin yaşam döngüsüdür. Yani bir şirket e, ilk başta bir startup olarak kurulur. Startup demek bir girişimdir. E, i̇şte fon toplarlar vesaire. Sonra yavaş yavaş büyürler e, ve büyümeleri esnasında sürekli yatırım yaparlar, sürekli yeni pazarlara girerler, yeni ürünler geliştirirler ve sürekli gelirleri çok ciddi biçimde artar. Daha sonra çok önemli bir noktaya gelinir. Bu yaşam döngüsünü insanlar gibi düşünebilirsiniz. Yani bebeklikten itibaren insanlar büyüyor değil mi? Belli bir yaştan sonra da büyümenin hızı azalıyor. Örneğin 30 yaşından sonra artık ya da 25 yaşlardan sonra büyüyemiyorsunuz. Yani artık gelişiminiz tamamlanmış oluyor. Şirketlerin de aynen böyledir. Yani şirketler bir noktadan sonra büyüme hızı yavaşlar ve hantallaşırlar. Burası çok önemli bir noktadır. çünkü burada eğer şirket geleceği ile ilgili doğru kararlar verip şirketin yönetimi geleceği ile ilgili sektörü ile ilgili doğru kararlar verip yatırımlar yapmazsa düşüşe geçer. Çünkü siz arkadaşlar mevcut ürünlerinizi, müşterilere satarken yani 10 senelik ürünleri satamazsınız değil mi? Müşteri artık o kadar talepkar ki ne ürünü satıyorsanız olun sürekli yeni bir ürün geliştirmek, yeni bir ürün ne olursa olsun bu camdan ve mouse'tan bilgisayar ekranına ne olursa olsun yeni ürünler üretmek zorundasınız. Yeni pazarlara girmek zorundasınız. Satışlarınızı arttırmak zorundasınız. Yani bir şirket yoktur ki dünya üzerinde e, satışların aynı kalsın, net karın aynı kalsın hedefi verirsin Dolayısıyla her şirketin büyüme hedefi vardır ve buradaki özellikle çok kritik noktada doğru şirketler yani bazı şirketler burada yeni alanlara, yeni sektörlere, yeni ürünlere, yeni işlere yatırım yaparak kendilerine yeni bir büyüme eğrisi yaratırlar. Bun, bunu mesela çok güzel örneğini şuradan bahsedebilirim. Yıllarca 50 senedir, 60 senedir e, benzinle çalışan dizelli motor bildiğiniz e, Motorla çalışan araçlara bindik değil mi? Otomotivler, e, kamyonlar hepsi böyle. Şimdi ne oluyor? Şu anda bütün endüstri arkadaşlar büyük bir dönüşüm içerisinde. Artık gelecek elektrikli olduğu için bütün şirketler elektrikli araçlara yatırım yapıyorlar. Batarya fabrikası kuruyorlar. Gidiyorlar işte Çin'den bir şeyler alıyorlar. Elektrik motoru. Dolayısıyla elektrikli araçlara yatırım yapıyorlar. Bu işte tam olarak buna çok güzel bir örnektir. Şirketlerin yaşamını devam ettirebilmesi için arkadaşlar otomotiv şirketleri şu anda yeni bir yaşam döngüsü içerisindeler. Yeni otomotiv şirketlerinin neredeyse çok büyük bir kısmı tam olarak şu noktalar. Bu noktada e, bu kararı vermeyenler, bu parayı bulamayanlar düşme trenine girecek ve pazar payı kaybedecekler. Siz etrafınızda bütün rakipler elektrikli araç e, sergilerken, elektrikli araç satarken, piyasada böyle bir talep varken siz artık o eski dizel benzinli araçları satamazsınız ve düşüşe geçersiniz ve bir noktadan sonra yok olur batarsınız. Dolayısıyla şunu kendinize sorun. Yatırım yaptığınız şirket bu eğrinin neresinde? Buna business life cycle İngilizcesi işte revenue life cycle yaşam döngüsü denir. Dolayısıyla bunu bilen arkadaşlar şirketleri özellikle yatırım yaparken yaptı yatırım yaptığınız şirkette bunu biliyorsanız nerede olduğunuzu çok önemli bir şeyi aslında yakalamışsınızdır demektir. Borsada arkadaşlar kazandıran şirketlerin ortak özelliği ne derseniz kazandıran şirketlerin birçoğu özellikle borsada büyük şirketler. Borsada şuradaki şirketler kazandırmıyor. Buradaki şirketlerin çünkü karları enflasyona paralel ya da enflasyonun altında artıyor. Ama Borsada hangi şirketler kazandırır derseniz borsada büyüyen şirketler çok fazla kazandırıyor. Bakın şu dönem, şu döngüde olan şirketler ve aynı şekilde bakın şu döngüde olan şirketler kazandırıyor. Yani aslında büyük şirket ama kendine yeni bir yaşam döngüsü yaratmış. Hemen örnek verelim. Şimdi e, yıllardır hep söylenir değil mi? Ben 2013'ten 2023'e sadece biz düz şirketleri içerisine bir getiri koydum buraya. Bu getiriye baktığınızda karışık bir getiri görüyorsunuz. Bunların içerisinde piyasa değeri çok büyük olanlar var. Piyasa değeri çok ufak olan şirketler var. Yani şu bakın piyasa değeri şu da satışlar. Buraya yıllık performansları koysak e, çok daha güzel olurmuş ama şöyle düşünelim. Bu içerisinde yıllık performansı çok iyi olan şirketler var. İşte Gesanlar, Kontrolmatikler, daha ufaklar var. İşte geçen sene Aksen çok kazandırdı. Her sene Hektaş kazandırır. Arkadaşlar bu şirketlerin ortak özelliği ne biliyor musunuz? Örneğin Ford... E, Piyasa değeri en büyük şirketlerden bir tanesi. Listeye bakıyorsunuz. Ford şu listede ilk 20'de en çok kazandıran şirketlerden bir tanesi. Çünkü Ford yıllardır büyüme döneminde sürekli kendisine yeni eğri yaratıyor. Sürekli yeni ürünler geliştiriyor. Sürekli Kocaeli fabrikasını, İnönü fabrikasının yatırımını yapıyor. Sürekli yeni iş alıyor. Gidiyor Romanya fabrikasını alıyor. Gidiyor elektrikli araçlara yatırım yapıyor. Transit'in tek üretim merkezi oluyor. Dolayısıyla şirket kendini sürekli yeni üretim, yaşam döngüleri yaratıyor. Bu işte sürekli kazandıran şirketin en önemli ortak özelliğidir. Şimdi bu piyasa değerine baktığınızda bu e, piyasa değeri bazında sıralanmış bizsüz şirketlerini gösteriyor. Bu şirketlerin arkadaşlar ortak yani e, en çok kazandıran listeye baktığınızda bu listeden biraz daha farklı bir liste görüyorsunuz. İkisinin arkadaşlar yani son 10 yılda değişimi fiyatı en çok artmış yani en çok kazandırmış şirketlerin ortak özelliği kendilerinin sürekli yeni yaşam döngüleri yaratmaları. İnsanlar Sasa yüksek FK'lı, işte X şirketi yüksek FK'lı diye şikayet ediyorlar ama yıllardır Sasa sürekli kendine yeni yaşam döngüleri yaratıyor. Sürekli yeni yatırımlar yapıyor ve piyasa, piyasa bunları fiyatladığı için yüksek FK'lı işlem görmeye devam ediyor ve bunu yaptığı müddetçe de yüksek FK'lı işlem görmeye devam edecektir. Çünkü şirket arkadaşlar yatırım yaptıkça ve piyasa geleceği fiyatlıyor ve piyasa geleceği önceden satın aldığı için bu şirketlerin birçoğu yüksek VK'la gidiyor. Siz bu şirketlerin ucuzlamasını beklerseniz ve ucuzladığında alacağım derseniz şu yanılgıya düşersiniz. Bu şirketler ucuzladığında, yani büyüme şirketleri ucuzladığında kuvvetle muhtemel artık o eski büyümeleri beklenmiyor olabilir. Bu çok önemli arkadaşlar. O eski büyümeleri artık beklenmiyor olabilir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Her şirketin, her sektörün FK ortalaması farklı. Bu çok güzel bir indikatördür. E, fiyat kazanç oranı buna tabii ki bakabilirsiniz. E, i̇şin sırrı sadece FK'da değil ama güzel bir size içgörü sağlar. E, i̇şin ana olayı arkadaşlar buradaki büyük şirketlere sadece büyük tür diye yatırım yapmak değil. Yatırım yaparken bir portföyü bir futbol takımı gibi oluşturmaktan bahsetmiştim size. 10 tane 11 tane bir hisseden bir portföy oluşturacaksanız şu da doğru değil. Yani sadece büyüme hisseleriyle bir portföy oluşturursanız piyasaların düşüşe geçtiği, borsanın düşüşe geçtiği zamanlarda çok ciddi paralar kaybedebilirsiniz. O yüzden kendinize bir futbol takımı, bununla ilgili bir YouTube videom da var. Şu anda ismini hatırlamıyorum ama yatırım 101 portföy şeklinde yazarsanız çıkar. Bir portföy bir futbol takımı gibi portföy oluşturmasınız. Defansif şirketler yine piyasa değeri yüksek olabilir ama büyümesi biraz daha garanti. Daha yavaş ama sağlam şirketler. Ee, geri kalan portföyün yüzde işte e, bence maksimum yüzde büyüme hisselerinden olmalı. Yüzde üzerine büyüme portföyü yüzde üzerine çıktığında hisse e, yükselişlerde piyasa yükselişlerinde çok hızlı hareket eder, kazanırken çok fazla kazanırsınız. Ama genellikle piyasa düştüğünde borsadan para çıktığında çok sert çıkış olur ve bunu yavaşlatmanın yolu portföyü defansif hisselerle daha sağlam hisselerle aslında donatmaktır. Bunların ne demek olduğunu bu yatırım 101 videolarını böyle iki seferde izliyorsanız anlamak zor gelebilir ama birçok videoda o kadar fazla kez anlatmaya çalıştığım şeyler var ki hani sıkılmadan izlerseniz gerçekten ne demek istediğimi çok daha net anlamış olacaksınız. Özetle bu videoda aslında odaklanmanız gereken şey şirketin büyümesi. E, piyasa değerinin büyük olması buradaki dev şirketlerin e, size çok kazandıracağı anlamına gelmez. Bakmanız gereken şey bir şirketin büyüklüğünden çok büyüme döngüsünün, yaşam döngüsünün neresinde olduğu. Şu noktada şirketler kendilerine yeni bir eğri yaratıyorsa piyasa değeri büyük. Bilinen bir şirketler de bunu yapabilir. İşte en listin en tepe başında Forto Tozan var mesela. Bunlar işte kendisine yeni bir içsel değerle yukarı doğru çıkartan şirketler oluyor ve bunlar bize istikrarlı biçimde arkadaşlar bu listeye biz 10 senelik baksak da e, bu listede ilk 10'da benzer şirketleri görüyoruz. 5 senelik baksak da inanın şu listenin e, 10 şirketin çoğunluğu aynı olacak. Çünkü bu şirketlerin birçoğu sürekli yaşam döngülerini yeniliyorlar. Yeni alanlara yatırım yapıyorlar. Yönetimleri ve patronlar e, sürekli şirketleri büyüme derdinde. O yüzden yatırımcıları da çok fazla kazanıyor. Çünkü şirketler büyüdükçe yatırımlarına yatırımcılarına kazandırır. Odaklanmanız gereken şey bu şirketin arkadaşlar bugünü değil geleceği. Geleceğini garanti altına almak için şirket nasıl yatırımlar yapıyor? Daha önce bu taş konularla çok fazla video çektim. Kanala baktığınızda bulabilirsiniz. Bu videoda da temel olarak bu soruya cevap vermeye çalıştım. Yani amaç burada piyasa değerinin çokluğu, piyasa değerinin azlığı değil, şirketlerin büyüme hızı hızlı büyüyen şirketler önceden fiyatlıyor, geleceği fiyatlıyor, 2 yıl, 3 yıl sonrasını fiyatlıyor. Biz sizlere de hep bunu anlatıyoruz. Yani siz bugün hissenin bugün aldığınız fiyat arkadaşlar bugün olması gereken fiyat olmuyor genellikle. Bazen 2 sene sonraki fiyat olabiliyor. Alırken de aldığınız fiyatın adil olup olmadığını, ucuz olup olmadığını ancak o şirketin içsel değeri olması gereken değerle kıyaslayarak bunu anlayabilirsiniz. Bunun da nasıl olduğunu sizlere anlattım. Tam olarak şu videoda ya da birçok temeliz videosunda da hep bunu anlattım. Umarım arkadaşlar bu şirketlerin yaşam döngüsü, borsada hangi şirketlerin kazandırıp hangi şirketlerin süründürdüğü çok daha net ve anlaşılır olmuştur bu videodan sonra. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.